Bugünkü toplantımızda ele alacağımız en önemli konuların başında 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planımız bulunmaktadır. Eylem planımız, ulusal düzeyde standart ve kaliteli coğrafi bilginin üretilmesini ve paylaşılmasını hedeflemektedir. Böylece atılması gereken somut adımlar da bir yol haritasıyla belirlenmiş olacaktır. Son aşamaya getirdiğimiz strateji ve eylem planımız kapsamında afet yönetiminden tarım ve çevre izlemeye, akıllı şehirlerden uluslararası veri paylaşımına kadar geniş bir yelpazede coğrafi bilgi sistemlerinin etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. Böylelikle coğrafi bilgi altyapısını güçlendirerek milli ekonomimize katkı sağlayacak kamu hizmetlerini daha hızlı, daha etkili ve daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyoruz. Doğru, kaliteli ve standart coğrafi bilgilerin üretilmesi ve yaygın bir şekilde paylaşılması, kamu hizmetlerinin hızını ve kalitesini arttıracak, daha etkin planlama, yatırım ve denetim süreçlerini mümkün kılacaktır. Kamu kurumlarının, özel sektörün ve akademik camianın bir arada çalışacağı bu süreçte yenilikçi teknolojiler ve yerli çözümler önceliğimiz olacaktır. Strateji ve eylem planımız kapsamında yer alan ve bugünkü toplantımızda ele alacağımız bir diğer önemli konu alanı, ülkemizin en hayati gündemlerinden biri olan afet ve acil durumlarda coğrafi veri kullanımıdır. Ülkemiz jeolojik ve coğrafi yapısı nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Doğru ve güncel coğrafi verilere dayalı analizler, afet risklerinin azaltılmasında ve müdahale süreçlerinin etkinliğinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu veriler yalnızca mevcut durumun tespiti için değil, aynı zamanda uzun vadeli planlama ve yeniden inşa süreçlerinde de yol gösterici mahiyettedir. Bu kapsamda afet ve acil durumlara ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde veri entegrasyonu çalışmalarını güçlendireceğiz. Coğrafi veri sorumluluk matrisinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının bu matristeki coğrafi veri ve veri bilgileri yapılan yetkilendirme çerçevesinde Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden paylaşılmaktadır. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi veri ve bilgi paylaşımında etkin bir merkezdir. Bu platform, veriye erişimde standartlaşmayı sağlarken, mükerrer veri üretimini önleyerek kaynak kullanımını optimize etmektedir. Ayrıca e-devlet ile entegrasyon sayesinde coğrafi bilginin geniş kitlelere hızlı bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyoruz. Bu dijitalleşme yolunda ülkemize önemli bir ivme kazandıracaktır. Merkezi yönetim kurumlarına ait 520 coğrafi veri katmanı Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu aracılığıyla kamu ve özel sektörle paylaşılmaktadır. Bugünkü toplantımızın gündem maddeleri arasında yer alan konulardan birisi de güncelleme çalışmaları tamamlanan revize coğrafi veri paylaşım matrisidir. Bu matris ile birlikte daha önce 520 olan paylaşılan coğrafi veri katmanı sayısını 630'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca daha fazla sayıda coğrafi veriyi kamu ve özel sektörün paylaşımına açıyoruz. Böylelikle veriye dayalı karar alma ve yönetim süreçleri daha etkin hale getirilmiş olacaktır. Merkezi yönetim kurumlarına ilave olarak mevcut coğrafi bilgi sistemimizin yerel yönetimlere yaygınlaştırılmasını da önemli bir başlık olarak görüyoruz. Bu amaçla il özel idareleri, belediyeler,
ve mahalli idare birliklerinden oluşan yerel yönetimlere ait coğrafi veri ve veri bilgilerinin ulusal coğrafi bilgi platformu üzerinden paylaşılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Eylem planımızın süresi içinde de bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Yerel yönetimlerin coğrafi verileri ulusal coğrafi bilgi platformuna entegre edilerek karar alma süreçlerini daha şeffaf ve daha verimli hale getirecek ve yerel kalkınma hızlandırılacaktır. Kurumlarımızın açık veri politikası, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi kurul kararları ve strateji eylem planı doğrultusunda 2020'de yapılan ilk kurul toplantısından itibaren gelişim göstererek açık ve tasnif dışı veri oranı bugün itibariyle %72'ye ulaşmıştır. Coğrafi verilerin kurumlar arası paylaşımı, paylaşılan veri katmanı sayısı 630'a yükselmiştir. Atlas Gov.tr coğrafi veri arama platformunda hali hazırda 1.826.453 adet meta veri bulunmaktadır. Diğer yandan kamu kurumlarının yürüttüğü veya planladığı coğrafi bilgi sistemi projeleri kurumlar arası eşgüdümün arttırılması ve kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla izlenecek ve değerlendirilecektir. Geleceğe yönelik en önemli hedeflerimizden bir diğeri coğrafi bilgi endüstrisinin yenilikçi teknolojilerle geliştirilmesidir. Yapay zeka, makine öğrenimi, uzaktan algılama ve genişletilmiş gerçeklik gibi ileri teknolojilerin coğrafi bilgi sistemlerinde yaygınlaşması ülkemizin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca milli ve yerli teknolojilerle uluslararası düzeyde rekabetçi bir endüstri oluşturmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra Türk devletleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkeler ile coğrafi bilgi sistemleri alanında uluslararası stratejik işbirliklerini geliştireceğiz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coğrafi veri altyapısının oluşturulmasını ve böylece uluslararası alanda KKTC'ye ait coğrafi verilerin tanınırlığının artırılmasını amaçlıyoruz. Değerli katılımcılar, coğrafi bilgi sistemleri ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesinde önemli bir yol gösterici olmaya devam edecektir. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak bu doğrultuda akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştırarak şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirecek projelere öncülük edeceğiz. Afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa edilmesi ve doğal kaynaklarımızın daha etkin yönetimi gibi alanlarda coğrafi bilgi sistemlerinin daha etkili kullanımını destekleyecek adımlar atacağız. Müsaadenizle bir de fotoğraf alabilir miyiz? Buyurun.